Bugünün haberlerine Ethereum'la başladık. Çünkü Ethereum kurucusu Vitalik Buterin Coinbase borsasına belli miktarlarda Ethereum göndermeye başladı ve bunlarla muhtemelen belli başlı realizasyonlar yapacak. Bu bakımdan kısa vadeli dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Sıcakken bunu ifade etmek istedim. Tabii ki çok daha farklı önemli haberlerimiz söz konusu olacak. İçeriye baktığınız zaman arkadaşlar yaklaşık 600 adet Ethereum yani 1 milyon dolarlık Ethereum'u buradan kendi cüzdanından Coinbase'e aktarmış görünüyor. Vitalik Buterin zaman zaman böyle aktarımlar yaptığını görüyoruz. Kar realizasyonları yaptığını görüyoruz. Görece gerçekten şeffaf bir isim olarak bu piyasada karşımıza çıkan kişilerden Vitalik Buterin. Diğer Haberlerimize geçmeye başlayalım. 18'inde ayın yani geçtiğimiz cuma günü itibariyle Grayscale ile SEC arasındaki davadan bir karar bekleniyor idi fakat bu karar gelmedi. Bugün itibariyle yarın itibariyle artık net bir kararın beklentisi hala söz konusu bunu da sürekli hatırlatmak lazım. Çünkü tekraren söylüyorum spot bitcoin ETF'leri bu karardan etkilenebilir. Yani mahkeme eğer pozitif bir karar verirse Grayscale lehine hali hazırda bekleyen spot bitcoin ETF'lerinin de pozitif olarak sonuçlanma ihtimali söz konusudur. En azından SEC'nin üzerine bir baskı oluşacaktır bu bakımdan dava oldukça önem arz ediyor. Çünkü piyasaları gerçekten yönlendirme potansiyeline sahiptir. Bunun dışında yine Gemini'ye açılan bir dava söz konusuydu. SEC buraya da bir dava açmıştı. Özellikle Earn programları vardı bildiğiniz üzere. Konuyla alakalı gün içerisinde Gemini tarafından bir sunum yapıldı ve dendi ki davayı düşürün. Bunu tabii ki mahkeme heyetine söylediler. Kayıtsız bir şekilde yatırım sözleşmesi yapıyorsunuz. Laftasını atmıştı SEC tarafı gemini tarafına. Fakat bunun tamamen bir saçmalık olduğunu yaklaşık 15 sayfalık bir dosyada Dile getirmiş kendileri bu da yine SEC tarafına ufak da olsa bir çizik atmak açısından önem arz eden konulardan bir tanesi. Geçelim yine günün önem arz eden konuları. Tabii ki Yoğun bir şekilde talep var XRP ve Ripple ile alakalı paylaşımlar yapmamız, haberleri, gelişmeleri aktarmamız açısından sizlerin talepleri doğrultusunda ben de tabii ki önem arz ettiği için bunları aktarıyorum. Diğer arkadaşlarımız lütfen farklı şekillerde düşünceler içerisine girmesin. Şimdi sentiment verileri bakınız tamamen veriler ve önemli isimler üzerinden gidiyoruz. Sentiment verileri diyor ki büyük XRP balinaları yaklaşık 221 adet bulunan büyük XRP balinası pay der pay XRP toplamaya devam ediyor. Özellikle bu son düşüşten sonra yani düşüş itibariyle cüzdanlarında 10 milyon ila 1 milyar adet XRP bulunduran 221 adet XRP cüzdanı yaklaşık 8,71 milyar dolar değerinde token aldı. Bu da yaklaşık 16.13 milyar adet XRP diye tekabül ediyor arkadaşlar. Yani hala bu isimler bakın öyle 3 5 XRP'den bahsetmiyoruz. 10 milyon ila 1 milyar adet XRP bulunduran cüzdan sayılarından bahsediyorum ve yaklaşık 221 adet. Bunlar toplamda bu son düşüşte 16.13 milyar adet XRP satın almışlar. Bu veriler neyi söylüyor bize? Demek ki bunların bir beklentisi var. Bu beklentiler ışığında da belli başlı işlemler yapma potansiyeline sahip olabilirler not etmiş olalım. Bunun dışında kripto severler olarak Linda Johnson paylaşımlarını da takip ediyoruz Wall Street'ten. Kendisi özet olarak bir soru eşiğine diyor ki erken dönemde Microsoft ve Apple hissesini satmayı düşünür müydünüz? Yani ilk çıktığı zamanlardaki Microsoft ve Apple'ın şu an elinizde bulunduğunu ve o anda olduğunuzu düşünün ve bunu satmayı düşünür müydünüz diye bir ünlem atmış XRP işaretleyerek yani erken dönemdeki Microsoft ve Apple hissesine benzetiyor XRP'yi kendisi ve bu piyasanın yaklaşık 14.5 trilyon dolar gibi bir seviyeye ulaşacağı gibi bir söylemde de bulunmuş paylaşımında önemli aktarmış olalım. Bloomberg analistlerinden Mike McGlone önemli bir aslında paylaşım ve karşılaştırma yaptı bitcoin ve altınla alakalı kısa orta uzun vadeli diye bakabilirsiniz 2016'dan 2023'e doğru burada altını çizdiği konu aslında bitcoin'deki volatilitenin artık yavaş yavaş düşmeye başlaması bununla beraber de volatilitenin azlığı ve bu da Piyasadaki o sert düşüşlerin artık kurumsalları çok fazla korkutmayacağı anlamını taşıyacağı için Kurumsalların buraya iştahla bakmasının daha fazla olabileceğini dile getiriyor. Olduğu özellikle gelişmelerle beraber piyasadaki kural kaidelerin gelişmesi, regülasyonların olgunlaşmasıyla beraber zaten biz önümüzdeki süreçlerde, aylarda ve 2024 yılı itibariyle kurumsalların bu sektöre girişini bekliyor. İdik. Peki geçtik farklı bir konuya bir ayrışmadan bahsetmek istiyoruz. Burada bir korelasyon durumu söz konusuydu. Özellikle hem ABD endeksleriyle hem de ABD hazine tahvilleriyle Bitcoin'de korelasyon durumu vardı belli bir süre. Şu an baktığımızda özellikle ABD hazine tahvilleriyle Bitcoin'de sert ve çok güçlü bir ayrışma görmekteyiz. Bu özellikle Bitcoin'in buralardan ayrışıp, bir baskı gördüğünü aslında bizlere söylüyor. Dünya ekonomisi özellikle Fed baskılanması gibi konulardan ciddi bir ile karşı karşıya. Bitcoin tarafı ve bu baskılanma Fed'in yumuşamasıyla beraber de geriye doğru çekilebilir gözüyle bakabiliriz bu haberin. Bu güçlü ayrışma korelasyonunun bizlere aktarmış olduğu şey de tam olarak budur. Grafik analizleri tarafında aslında Şöyle hemen Total ve USDT dominansıyla yine başlamak istiyorum. Güçlü bir toparlanma henüz göremedik ve trendin de bozulmuş olması bizlere soru işaretleri getirmiyor değil kısa vadeli olarak 1 trilyon dolar seviyelerindeki hacim grafiğinin bozulmaması gerektiğini unutmayalım. Burası bozulursa daha farklı senaryolarla karşı karşıya kalacağız. Çünkü oranın kırılımı Tether dominasyonunda yukarıya doğru kırılımını bizlere getirebilir. Burada dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi RSI'lar. Bakın RSI'lar oldukça dip seviyeye gelmiş toplam piyasa değeri grafiğinde. Teter grafiğinde de tepelere gelmiş. Yani buralardan hala bir dönüş sinyali ihtimali var arkadaşlar. Umarım dönebiliriz bu dirençlerden tekrardan red yer dominasyon grafiği teterde. Bitcoin grafiğiyle hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Aslında 2-3 gündür yataya bağlayan yine bir bitcoin ile karşı karşıyayız. Bunlar gerçekten çok cansız ve sığ aynı şekilde Volatilite de az yani. Destek bazı olarak 25.200 dolar seviyeleri şu an destek olarak karşımızda durmakta. Buranın kırıldığını görürsek öncelikle 24.200 sonrasında 22.300'lere doğru geri çekilme görebiliriz. Fakat düşündüğüm senaryo hala geçerli güzel bir haberle beraber trend üzerine atma ihtimalimiz var. Yani 25.200 seviyelerin altında stoplu bir şekilde ben yukarıyı hala takip ediyorum. Aktarmış olalım. Ethereum'da bir retest görüntüsü söz konusu arkadaşlar. Yukarıda bulunan bu kırmızı alan direnç bölgesiydi. Ve düşüşten sonra buraya iki yeşil mum attık. Tekrar kırmızı yaktık. Yani bu da ne demek? Aşağıdaki teknik destek bölgesi yani 1440 dolar seviyeleri gün yüzüne gelebilir. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Vitalik amca da 600 Ethereum'u satışa sunmuştu. Ek olarak notlarımızı eklemiş olalım. XRP tarafında dün ve iki gündür aslında güzel yeşil mumlar gördük. Fakat tekrar bir satış baskısıyla karşı karşıyayız. XRP'nin on chain verilerini videomuzun başında da söylediğimiz gibi izlediğimizde aslında bir satın alma durumu söz konusu, biriktirme durumu hala söz konusu. Fiyatlar bunu yansıtmıyor şu an için belli başlı haberler bekleniyor muhtemelen. Fakat biz olası alım bölgelerine baktığımızda aşağıda bulunan 0.49 seviyeleri, işte 50 cent seviyeleri önemli alıcı seviyeleri olarak gözüküyor. Kırılımı da 0.45'te ikinci alıcılı bölgeyi bizlere ifade ediyor. Yine önceki videomuzda momentumu yüksek projelerden bir tanesi olan Phantom'u incelemiştik. Ve iki tane düşen trendten bahsetmiştim sizlere. Yukarıda bulunan trendi geçemediğimiz için şu bölgeyi tekrardan kendisini aşağı doğru salmış gibi bir görüntü var. Desteğimiz hala 0.193 dolar seviyelerinde bulunuyor. Buranın kırılımı fiyatı 0.162'lere kadar indirebilir. Ona göre aksiyonlarımızı almamız gerekir. Solana grafiğinde şu bölgenin üzerinde kalıcı olmalı dedik 21.40 seviyeler fakat kalıcı olamadık ve altına doğru bir kırılım da geldi aslında. Bu da ne demek oluyor? Yukarıda bulunan 22.20'lerin üzerinde stoplu bir şekilde aşağı yönlü hedefler takip edilebilir. Stopu kesinlikle koymak lazım. Burada ilk hedef 18.74 sonrasında 16 dolar seviyeleridir Solana grafiğinde. Önceki düşüşte görece güçlü duran projelerden bir tanesiydi fakat kendisini sonradan salmış gibi görünüyor. Mir protokol grafiğine geldiğimizde fiyatı epey ucuzlayan grafiklerden bir tanesidir. Bana kalırsa ve 1.147 seviyelerinde bulunan desteği de aşağı doğru kırmış gibi gözüküyor. Bugün itibariyle bu da yeni dip arayışlarını bizlere söyler. Yani 1 dolarlara doğru tekrar bir geri çekilmelerden söz edebiliriz Nier protokol grafiğinde. Farklı olarak ve son olarak Ada Cardano'ya bakıldığı zaman şu an bir destek bölgesinde yorumunu yapabiliriz. 0.264 seviyeleri. Buranın kırılımı 0.252'ler ve en nihayetinde 0.241'li seviyeleri işaret edecektir. Yükselen kısa vadeli trendi kırdığı için artık düşüş odaklı bakılmanı. Burada takip edilmesi gereken şuradaki kanaldan kurtulması yani yukarıya doğru kırılım beklemek lazım. Pozitif görüntüler izleyebildiğimizi söylememiz için. Evet grafik analizlerimiz de bu şekilde idi kıymetli arkadaşlar.